Yukarıda numaralanmış cümlelerde kullanılan deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir diye soruyor. Bir, kitaptan öğrendikleri, hayattan gözlediklerinin yanında devede kulak kalır. Yani söz etmeye değer bulmamak demek değil, kıyaslanan şeylerin orantısızlığını bildirirken. İki, şimdi kulakları seslerimize dikilmiş bir köpek gibi yatıyordu. Konuşulanları dinlemek için dikkat kesilmek, yani kulakları dikilmişti. Doğru bir kullanım. 3. Evet biliyorum, bunlar kulağına fısıldadılar değil mi? Hafif bir ses tonuyla kulağına eğilip bir şeyler söylemek, kulağına fısıldamak. 4. Bu sözümü kulağına küpe et kızım. Yani dersi unutmamak, başa gelen bir durumdan dersi unutmamak. Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. Merak edip dinlemek anlamı taşır. Cevabımız 1, yani E seçeneği. Aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun deyim yukarıda verilmemiştir diyor. Bakalım. A. Bir şey söylemeyerek susmak. Ses çıkarmamak, bir şey söylemeyerek susmak demektir. B. Çok kuvvetli vurmak, eli ağır olmak. Bakalım, sesi çıkmamak, her kafadan bir ses çıkmak, sesini yükseltmek, ölüm sessizliği çökmek. Bunu bulamadım, geri döneriz. C. Bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek. Yani sesi çıkmamak, itiraz etmiyordu. D. Yüksek, öfkeli bir sesle söylemek. Sesini yükseltmek, öfkeli bir sesle söylüyordu. Bir konu üzerinde rastgele konuşmak. Her kafadan bir ses çıkmak. Rastgele konuşuluyordu. Yani cevabımız B seçeneği. Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca özdeş değildir diye sormuş. 1. Körle yatan şaşı kalkar, üzüm üzüme baka baka kararır. Doğru bir kullanım. Sen ne yaparsan karşındakine uyarsın anlamı. 2. Keskin sirke küpüne zarar, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu da doğru bir kullanım. Yani düşünmek gerekiyor öfkelenmeden önce. 3. Ev alma komşu al. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu bizim için çok önemlidir. Önce komşuya bakmalıyız. Çünkü komşu komşunun külüne muhtaç. 4. Sakla samanı, gelir zamanı ak akçe kara gün içindir. Yani bir şeyleri saklamanın zaman ve yeri gelince onlara ihtiyaç duyduğumuz anlamı taşıyor. 5. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Yani doğru söyleyen insanların sevilmediği anlamı taşır. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Hiç kimse mükemmel değildir anlamı taşır. Yani cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili deyimlerin hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Bakalım, bir matematikçimiz sınavlarımızı okurken kılı kırk yarar. Titiz ve ayrıntılı şekilde inceler. Eledik. İki oğlunun okula astığını öğrenince küplere bindi. Aşırı biçimde öfkelendi anlamı taşır. Üç veli toplantısında oğlunun notlarını duyunca yerin dibine geçti. Yani çok utanıp üzüldü. 4. Babaannesinin vefatından sonra ağzını bıçak açmıyor. Yani üzgün olduğu için konuşacak durumda değil anlamı taşıyor. 5. Çok acelesi olsa gerek yemeğini kaşla göz arasında yedi. Yani çabucak anlamı taşır. Kimseye sezdirmeyecek kadar gizlice değil de çabucak, hızlıca yedi, kısa bir zamanda tüketti anlamı taşıdığı için cevabımız E seçeneği.
Aşağıdakilerden hangisinde atasözleriyle ilgili yapılan açıklamayla ayraç içinde verilen örnek uyuşmamaktadır diye sormuş. A. Atasözleri genel anlamda nasihat anlamı içerir. Alma mazlumun ahını çıkar. Aheste aheste bak mazlumun ahını alma bir nasihat içeriyor. B. Kimi atasözleri hikayeli bir anlatıma sahiptir. Gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Demişler genelde bir hikayeli öykülü anlatım içerir. C. Hem gerçek hem mecaz anlamlı atasözleri vardır. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Bu direkt gerçek anlamda kullanılmış. İçindeki derdini, sıkıntısını, sorunlarını açmayan bir çözüm bulamaz anlamı taşır. D. Atasözleri adet ve gelenekleri de bildirebilir. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Burada da bir adetimiz var kahve. E. Bazı atasözleri eksiltili cümle özelliği gösterir. İnsan söyleşe söyleşe, hayvan koklaşa koklaşa bir eksiltili cümle vardır. Yani cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinde atasözleriyle ilgili yapılan açıklamayla ayraç içinde verilen örnek uyuşmamaktadır diye soruyor. Bakalım. A. Bazı inanışları bildirebilir. Akacak kan damarda durmaz. Evet, bazı inanışlara göre şöyle bir şey vardır. Kişinin alın yazısına kötülüğe uğramak varsa bir şekilde önüne geçilmez ve kötülüğe uğrar. B. Tecrübeleri ifade edebilir. Mahkeme kadıya mülk değil. Yani dünyada hiçbir iş ve makam insanlar için sürekli değildir. Tecrübe vardır burada. C. Sebep sonuç ilişkisi kurabilir. Sona kalan dona kalır. Yapılacak kişi hemen yapmayan zarar görür anlamı vardır. D. Kısa ve özlü bir anlam taşıyabilir. Gül dikensiz olmaz. Yani kısa, kusursuz güzellik yoktur anlamı taşır. E. Mecaz anlam taşımayabilir. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Burada bir duygu, bir olay içten içe yaşanmışsa, gelişmişse bu kesinlikle ortaya çıkar anlamı taşır. O yüzden cevabımız E seçeneği.